Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel İmha Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Hocam sen günlük bir şeyler anlatıyorsun atıp tutuyorsun ama ne gelen ne soran var diyorsunuz ya. Kap. Bilgilendirme. Kulübümüz profesyonel futbolcu Frederico Rodriguez de Paulo Santos'un yani Fred'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Bakın görüşmelere başlamamıştır. Prensip aşamasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için 12 Ağustos 2023 tarihinde yani bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe'mizin kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Fred'in Manchester United formasıyla Premier League istatistiklerini sizlere aktarayım. 139 maç, 8 gol, 7 asist. Yani evet, düşük bir istatistik değil mi? Yani 139 maç hocam, bu ne ya? Ben bile daha fazlasını yaparım. Yapın hadi. Vallahi hadi yapın. 139 maç, 8 gol, 7 asist, %85.9 pas yüzdesi gayet yüksek bir yüzde Premier Lig'de hele hele. 130 şut şut pası 150 pas arası 139 maçta. Şimdi Fred olayını Haber Global'den sevgili Sercan Hamzoğlu açıklıyor. Diyor ki Fenerbahçe'nin Fred operasyonunun perde arkası. Heyecanlandım. Ali Koç talimatı verdi. Transfer timi işi bitirdi. İşi bitirdi. İşi bitirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Fred transferindeki operasyonu an, be an yöneterek Brezilyalı yıldız, yıldıza kurmaylarıyla birlikte Fenerbahçe'ye kazandırdı. Fenerbahçe Manchester United'la ilk teması 2 hafta önce kurdu. Yoğun görüşmeler sonucu Başkan Ali Koç, yönetici Selahattin Baki sportif direktör Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan İngiltere'ye gönderildi. Şimdi bakın Selahattin Baki 1, Mario Branco 2, Okan Özkan 3 yani Ali Koç'u da dahil edersek 4. Bu kadar önemli bir isim işte. Anlatabiliyor muyum? Alınan isim bu kadar önemli. Adaya çıkartma yapan ekip bonservis için 20 milyon euro isteyen Manchester United'da sıkı pazarlıklara başladı ve 2 milyon euroya kadar... Yok orada o yok. Başka takımların da devrede olduğu futbolcu için Sarla Hacivertliler hiçbir geri adım atmadı. Hatta bu sırada ee, Selahattin Baki'nin kimse masada olduğumuz ve görüştüğüm oyuncuyu bu noktada bizden alamaz. Israrıyla Salla Hacivertliler İngilizleri ikna ederek fiyatı yarı yarıya düşürüp anlaşmayı tamamladı. Başta 20 ise yarı yarıya düştüyse bonservis pazarlarından sonra sıra Freddy ikna etmeye geldi. Gerek Selahattin Maki gerekse Mario Branco Brezilyalı yıldızı ve ailesini etkili sunumlarıyla çabuk bir şekilde ikna etti. E böylece Brezilya milli takımının başarılı orta saha oyuncusuna çubuklu forma giydirildi. Brezilya milli takımının orta saha oyuncusu. Şimdi Bakın arkadaşlar. Allah aşkına. Yani ee, ben mi anlatamıyorum? Sizde mi bir ukalalık var? Brezilya milli takımının orta saha oyuncusu. Yani mesela Alex Teyes şu anda sol beki gözüküyor Brezilya milli takımına. Anlatabiliyor muyum? Alabilirsin. Mesela Vinicius Junior, Rodrigo, Real Madrid'den. Bunlar kanat oyuncusu. Richarlison. Richarlison. Mesela Pedro Flamengo'dan. Hani bakalım bakalım neler olacak. Bakalım bakalım neler olacak. Ha Casemiro da orada gözüküyor ama bence Fred e, Fenerbahçe'ye geldikten sonra bir yerlere gider. Fred'in İngiltere'deki takımı, orta sahanın motoru. Fred'in İngiltere'deki tanımı diyor sevgili doktor Gürkan Kıbrı. Orta sahanın motor motoru, hakikaten iyi transfer. 8'i seven 6'lar sınıfından. Kalça bükücü kas sakatlığı dışında sakatlık da yaşamayan sağlam bir adam kısa, çabuk adamlara güvenirim diyor. Teşekkürler sevgili Doktor Gürkan Kubilay. Kısa, çabuk adamlar. Hala benim dünkü e, attığım Halı Saha maçını izlemezseniz çok kaybediyorsunuz. Şimdi Ömer Üründül konudan konuya atlayacağım ama İsmail Kartal'a birkaç önerim var. Jesus'un yaptığı hatalara düşmeyip ivedilikle kadro istikrarını sağlamalı. Tadic'i aynı ayakta olduğu gibi sol ön dışında başka yerde görevlendirmemeli. Doğru. Yine Jesus'un yaptığı gibi takımın pres dinamosu İsmail'i harcamamalı diyor. Doğru söylüyor arkadaşlar. Takımın pres dinamosu. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe açık söyleyeyim. İsmail Yüksek'e ayrı bir parantez herkes açıyordur. Yani İsmail Yüksek gerçekten ne, nasıl anlatayım ne diyeyim bilmiyorum ama bayağı bayağı bir top oynadı. Hatta şöyle söyleyeyim. Orta sahada tek başına savaştı. Zayt, Crespo da orta sahada bence yoktu. Biri sezon başı idmanını çekmedi. Öbürü de bilmiyorum yoktu. 7 top çalma İsmail Yüksek. 8 ikili mücadele kazanmak 11'de 8. 4'te 4, 4'te 4 uzun top isabeti. %90 pas başarısı. Sebastian Şimanski biliyorsunuz Galatasaray'ın yatak odasına girip aldığımız futbolcu. Şahsiz. Rodrigo Becao Fenerbahçe formasıyla çıktı. ilk resmi maçta golünü attı. Ki birileri diyorduk ulan keşke kötü oynasa da şöyle yapsak. Böyle yapsak diye. Arkadaşlar şimdi bakın. Fenerbahçe'miz bu arada ikinci kapı da verdi biliyorsunuz değil mi? Çağatay Kuru kalıp İskenderun Spor'a resmi olarak kiralandı arkadaşlar. Ee, hayırlı olsun oyuncumuz için. İnşallah ona güzel bir gelecek olur. Şimdi kıymetli arkadaşlar. TFF UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca Lan Kötü bir şey mi açıklayacak? 2024-25 sezonunda ülkemiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir takım olmak üzere toplam 5 takımla temsil edilecektir. Şimdi Fenerbahçe'nin yoluna taş koyup geçen sene şampiyonluğunu çalmasaydınız. Jesus muhtemelen kalırdı ve bu sene kesinlikle ve kesinlikle şampiyon yapıp Şampiyonlar Ligi elemesinden geçip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalıp orada da ülke puanını uçururdu. Türk futboluna federasyonlardan Türkiye Futbol Federasyonu haricinde kötülük yapan hiç hiçbir hiçbir kurum kuruluş yok arkadaşlar. Fenerbahçe'ye de Fenerbahçeli görünenler dışında 2017-2018 sezonu Abdülkerim Durmaz ve Serdar Ali Çelikler sezon başında her ikisi de stada gitmeyin, forma almayın demişler. Hatta takımı da ıslıklayın demişler. İkisi birden. Abdülkerim Durmaz ve Serdar Çelikler. Stada gitmeyin, forma almayın, takımı ıslıklayın demişler. O sezon Fenerbahçe şampiyonluğu 3 puanla Galatasaray'a kaçırmış. Şimdi eğer stada gitmeyin diyen varsa küfür edin bu arkadaşlara. Eğer takımı ıslıklayın diyen varsa küfür edin. Şimdi bana hep şu, da, şu soru da geliyor. Hocam Altay Bayındır gitsin Manchester United'da oynasın. Arkadaş enteresan değil mi? Manchester United Altay Bayındır istiyor ama biz istemiyoruz. Sizce tuhaf değil mi? Bak şunu söyleyeceğim. Yedek kaleci kontenjanı için düşünüyorlar ve 5 milyon sterlin civarında bir teklif vermeye çalışıyorlar. Hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Ama her an her şey olabilir. Şimdi bak şunu belirteyim. Fenerbahçe'de birçok transfer düşüncesi var. Mesela orta sahaya Fred alındı. Endombele düşüncesi var. Doğru. Hatta duyumcu arkadaşlar ne dedi Endombele transferinde? İbre resmen Fenerbahçe'ye döndü dedi mi döndü. Fred bu arada Manchester United'tan yıllık 4 milyon euro maaş alıyor arkadaşlar. Endombele de genç. Yaş itibariyle bence genç bir futbolcu. Ve Fenerbahçe'de form tutarsa ciddi paralara transfer olabilecek bir futbolcu. Yani ciddi transfer olabilir olabilitesi yüksek bir futbol. Bu yüzden önemli bir yatırım olur. Ben size bir şey söyleyeyim. Galatasaraylılar şu anda tir tir titriyorlar. Bunlar elimizden Parades'i alır diye. Parades yıllık 6,5 milyon euro istiyor. Ve kulübü de 6 milyon euro bonservis istiyor. Galatasaray bonserviste futbolcu ee, nasıl diyeyim size? Yani Galatasaray'da şu anda bonservisi futbolcu alabilecek bir durum da yok. Çok karışık Galatasaray. Bildiğiniz gibi değil. Hatta bu yabancı basına da yansıdı sanırım. Onlar da aynı şeyi söylediler. Bildiğiniz gibi değil. Ve arkadaşlar şunu da belirteyim bak. Sen ona girersen buna girersen Fenerbahçe'de buraya girer. Ha bir suma. Açık söyleyeyim bir sumayı biz çok istedik. Olsa çok güzel olacaktı. Kulübünde kalmak istedi. Endombele. Endombele için kulübü tamam dedi. Oyuncuyla görüşmeler sürüyor. Ben olur olmaz bir şey diyemem ama görüşmeler sürüyor. Yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Endombele için Galatasaray'da görüşüyor arkadaşlar. Çok çok iyi görüşüyor. Hatta Endombele'yi taksitle almak için iki takım da teklifini sundu. Galatasaray'ın da teklifi var Endombele'ye. Bakalım hangisi alacak Endombele'yi. Ama iki takımın da teklifi var. İki takım da transferde masada. Kimse ben değilim falan filan diye ağlayıp zırlamasın. İki takım da masada. E, Parades istesek sabaha indiririz. Çok net söylüyorum. İstesek sabaha indiririz. İki aydır fret istiyorlar. Gittik. 5-10 dakika konuşmayla ellerinden aldık. O kadar da değil de. Hani işin esprisindeyim. Zanyolo mesela satıp futbolcu alacaklar. Bir arkadaş yazmış. 5 artı 27'ye satacağız diyor. Bir şey söyleyeceğim. Allah'ınızın kitabınızın aşkına. 5 artı 27. Şimdi Galatasaray'a gelir. 20 maç oynar. 18 gol atar. 7 asist yapar. 25 gol. Kaça satarsınız? Devre 15 e aldım. Ben size söyleyeyim 25'e satarsın. Bak bu istatistiği yapsın 25'e satarsın. Keş gözün kapalı 25'e satarsın. Niye satarsın? Lan 20 maçta belli etti kendini dersin. Merakımdan soruyorum. İstatistiği nedir zan yolun? Hiç baktınız mı mesela? Ben harbi söylüyorum bak. Ee, mesela sizin bu dediğiniz hani 30'a satması. Fenerbahçe'nin Rossi'yi 15'e satması gibi bir şey. Transfer market değeri 27 yazıyor lan Rusya gelene onda da 20 falan yazıyordu. Kasık sorunu var, kasık sorunu, kasık sorunu var. 30 milyon euro piyasa değeri varken 15 yazdı orada. Şimdi arkadaşın toplam Galatasaray serüvenini merak ettim. Bir sezon, bu, bu sezon bir maç oynamış, 73 dakika, hiç sürünüyordu o maçta. 73 dakika bir maç. Hakikaten merak ettim abi. Yapacak bir şey yok hani 32 milyon euro edecek nesi var diye merak ettim. Belki de biz bilmiyoruz. Geçen sezon Süper Lig'de 10 maç, 5 gol, bir sarı kart, yemiş, bir kırmızı yemiş, 349 dakika. Avrupa Ligi, ha, Galatasaray Avrupa'da yoktu. Türkiye Kupası'nda bir maçta bir asisti var, 66 dakika. Başka bir şey yok. Yani Galatasaray kariyeri 12 maç, 5 gol, bir asist. Toplamda da aşağı yukarı 500 dakika. hocam maç başına süreye vurursan Maç başına bir gol istatistiği tabii. Şimdi ee, çok da komik bir şey söyleyeceğim. Neyse siz bunlara inanın ama Galatasaray futbolcu satmadığı sürece yani bonservisi futbolcu zor alır. İstesek hemen alırız. Şimdi bak Fenerbahçe arıyor Fred'in menajerini arayan bir Galatasaray yöneticisi var ama psikolojik üstünlüğü Fenerbahçe ele geçirmiş durumda. Bunu da devam ettirmek zorundayız. Şimdi Fenerbahçe Endombele'yi transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. Bu ABC'nin haberi. United Kingdom e, İngiltere'den bir kuruluşun haberi. Böyle boş beleş bir kuruluşu. Endombele dediğin eleman da 22 milyon euro piyasa değerine sahip. Yaşı 26. 1.81 boyunda merkez ortası. 7 kez Fransa milli takımının formasını giymiş. Golü yok. 8-6-10 oynayabilen bir futbolcu ama 8-6 gibi düşünün. Yani çift yönlü ortası. 65 milyon euroları görmüş. Anlatabiliyor muyum? 62 milyon euroya Tottenham 2019'da alacağım ama Tottenham için 62 milyon euro çerez parası. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu an Fred en yüksek piyasa değerine sahip transferimiz 20 milyon euroyla. ile. Endombele gelirse 22 ile. Şimdi Fred 4.2 alacak benim bildiğim kadarıyla. Çünkü kulüpte tavan fiyat bu. da tad işte 4.2 alıyor o da öyle alacak. Arda Birben, Fred için Galatasaray resmen devrede, bu transferi bitirmek için uzun zamandır yoğun çaba çaba harcıyordu." dedi diye işinden atmışlar. Yani seni kovan Fenerbahçe düşmanlarına bazı görseller göstermek lazım. Ki sansürsüz futbol görselin de ötesine gidip küfür etmeye başladı artık. Bunlar var diye. Şimdi bakın arkadaşlar. Jorginho'nun menajeri Joao Santos Jorginho Arsenal'de kalacak, Premier Lig'de olmaktan mutlu demiş. Açık söyleyeyim Jorginho'nun da şartlarını sorduk ama olmadı. Ama hiç görüşmemişiz. Yani böyle söylemek zorundayım. Fenerbahçe bir altı arıyor. Bir altı arıyor. Ama aradığı altı kim? Yani altı üstü kimi alacağız? Endombele bak Fenerbahçe çift yönlü altı arıyor. Ciğersiz. Ve Crespo'dan daha kütür kütür bir altı arıyor. Hani da söylüyorum. Crespo o kadar da hayalleri süsleyecek bir futbolcu değil. Zamanında Fenerbahçe çok dandik bir futbol oynarken Crespo göze girmişti. O ayrı mesele ama şimdi başka. Ben şimdi Crespo'yu yeterli bulmuyorum. İyi de hocam İsmail Yüksek harcanacak. Çocuk çok iyiydi. Ne olacak bu? Merak etmeyin arkadaşlar. 3 Türk kuralı varken hiçbir Türk futbolcu harcanmaz. Harcanamaz. İsmail Yüksek bu performansını sürdürsün. Her maç oynasın. Kim oynama diyor ona. Ben merak ediyorum. Kim oynama diyecek. Biz bir altı arıyoruz. Aradığımız altı Thomas Suçek olabilir mi? Önce şunu söyleyeyim. Thomas Suçek'i çok severim. Hatta hatta ve hatta beni uzun zamandır takip eden kıymetli dostlarım çok çok iyi hatırlarlar. Yalvardım. Slavya Prag'da bu çocuk uçuyordu. Uçuyordu. 2019 Özellikle 2019 e, 2018-19 sezonunda ve 2019 sezonu başladıktan 2019-20'de uçuyordu. 10 milyon euro piyasa değeri vardı. Yal 1.92 milyon felaket golcü bir futbolcu diye. West 4.5 kiralama ücretiyle aldım. 16.2'ye de bonservisini aldı. Yani 20.7'ye aldı. Şu anda futbolcunun transfer market değeri 35 milyon euro. Bir senelik sözleşmesi kaldı. Çek Cumhuriyet oyuncusu. Ben şunu söyleyeyim. Alsak Çılgınlar gibi sevinirim. Ama gündemimizde yok arkadaşlar. Ya da belki de konuştuk alamadık. Şimdi biz bir altı numara arıyoruz. Hocam Crespo gidiyor mu ki de 6 numara arıyoruz? Yani pervaneyi falan çalıştırıyorum. içeri çok sıcak oluyor. Ee, şart yani Crespo. Öyle yani. Umarım anlatabildim. Şimdi Crespo'nun altı buçuk hali hazırda teklifi var. Hazır masada duran. Biz daha da yükseltmeye çalışıyoruz. 8 ve üstüne yükseltmeye çalışıyoruz. Muhtemelen de olacak gibi. Şimdi sosyal medyada Galatasaray için bir iddia gördüm. Rodrigo de Paul iddiasını gördüm. Rodrigo de Paul 29 yaşında Atletico Madrid'in oyuncusu. Arjantinli merkez orta saha oyuncusu. 54 Arjantin milli maçı 2 golü var falan filan. Merkez orta saha 8 daha çok. Şimdi sosyal medyaya baktım 35 milyon euroya 2021'de almışlar. İtalya'dan Udinese'den almışlar. Sözleşme bitimine oyuncunun daha var. Daha 3 senesi var. Ama Galatasaray'a falan yazmışlar. Herhalde dedim. Geçen sezon herhalde futbolcu hiç oynamadı. Sakatlıktır ne bileyim. Ee, korona, korona yoktu geçen sezon. Sakatlık falan vardı hiç oynamamıştır dedim. Geçen sezon 38 maça çıkmış. 3 gol 8 asist. 2393 dakika. Şimdi merak ediyorum bu arkadaşı Galatasaray'a falan yazarken yarın bir gün olmazsa ki olmayacaktır diye düşünüyorum. Çok çok merak ediyorum yani yarın bir gün olmazsa nasıl bir savunma mekanizması geliştirecekler? Yani tamam yazdık ama bir soru niye yazdık mı diyecekler. Peki bizim aradığımız 6 numara bu olabilir mi? Yok sanmam. İmkanı yok. Ben burada şuna dikkat çekmeye çalışıyorum. Türkiye'de bazı transferler çok ee, abes olabiliyor. Mesela ben size Türkiye'den bir abeslik vereyim. Jorge Jesus'un transfer listesinden gelen isimler ya da istediği isimler. William Arao, Gustavo Henrique, Ja Pedro, Buruma, Lincoln Henrique, Luan Perez, Samet Akaydın, Carvalho, Şampiyonşip'teki o Forvet. Şunu söyleyeyim Arao'ya geç, Gustavo geç. Bu arada Arao'dan kar elde edeceğiz. Gustavo geç. Pedro bence şanssız sakattık. Yani Pedro'nun gene bir çıkarı vardı. Buruma ben beğeniyordum. Benden hariç kimse beğenmiyordu. Kara geçtik. Lincoln ben hala söylüyorum. Ben beğeniyorum. Luan Perez'i beğenmiyorum. Samet Akaydın. Ben Samet'i beğeniyorum. William Carvalho yüksek maliyet olmadı. Championship taraftarı. Yani dört tane Ela Hoca sığar transfer diyeyim. Ama Lincoln'un Samet'i e hiç beğenmiyorsunuz. Burumayı zaten çöplediniz. Pedro'dan da hayır gelmez dediniz. 0-0. Sıfır. İsmail Kartal'ın transfer listesi. Hadiç. Navas. Bekao. Ciko, Şimanski, Fred, Endombele, Martial, Ekambi, Cengiz Ünder, Dominguez, Kurniç, Julman. Ulan arkadaş. Ersun Yanalı da getirdik. Biz çok istedik şöyle böyle diye getirdik. Adama bir sol bek bile alınmadı. Adam malzemeciyle falan oynadı. El ele bir Audi kapa gittiğimiz kadro var. İnsan dilini değiştir. Tövbe estağfurullah. Nasıl bir kadro? Nasıl bir vicdansızlık? Şimdi acımadınız bize. Şimdi ben burada şunu söyleyeyim. Ekan bir iptal. Onu söyleyeyim. pazartesi günü haber gelecekti. Dedik konuşurken de söyledik. Yani bundan haber gelmesi beklemedi. Ya şu an King'in gitme ihtimali var. 4 milyon euroya en az 4 milyon euroya gitme ihtimali var. Burada dursun. Ya şu giderse bir kanat oyuncusu. Bak gitme ihtimali var. O da giderse iki tane hücum oyuncusu. Yani bir kanat forvet bir tane de normal forvet alma ihtimali var. Onu söyleyeyim. Bu arada ben en az 6 bekliyorum, 6 transfer bekliyorum dediğimden bu yana 3. kişi açıklandı. Fred ve Kao Mert Müldür açıklandı. Ali Koç'un 2-3 transfer, Selahattin Makin'in 3-4 transfer dediği yerde ben 6 demiştim. Bakalım daha kimler gelecek. 3 kişi daha gelecek benim hesaplamalarıma göre. Şimdi Batshuayi'ye giderse 2 kişi bak. King'in gitme durumu var. Batshuayi'nin var ama Batshuayi şu an kalacak gibi duruyor. Belki de fiyat yükseltmek için yapıyoruz. Crespo gidici. Ara yolu açık olsun gitti. Usta ve gitti. İyi de kapları nerede? Kap görmeden inanmam. Ben aynısını Çağatay Kuru kalıp içinde dedim. Ben aynısını Emre Demir içinde dedim. Ben aynısını Burak Kapacak içinde dedim. Bunlar gitti. Ben size başka bir şey söyleyeyim mi? Sürpriz bir şey söyleyeyim. Luan Perez. Luan Perez'e bir teklif bekliyoruz. 5,5 milyon euroluk bir teklif bekliyoruz. O teklif gelirse Luan Perez'in gitme ihtimali var. Luan Perez giderse de Merih Demiral'ın gelme ihtimali var arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Merih Demiral'ın gelme ihtimali var. Kiralık olarak isteyeceğiz. Not. Merih gelirse hocam Samet var, Serdar var, Ciku var. Ee, Bekao var. Merih de gelirse 5 olacak. Emir Ortakaya var. O da gidecek. Emir de. Bak Emir Ortakaya. Burak kapacak. Kesin gidecekler bunlar. Arao, Gustavo, Enrique kesin gidecek. Şimdi Merih Demirhal ihtimali var arkadaşlar. Kimseyi kandırmıyorum. 3-5 tıklama içinde bunu yapacak adam değilim. Merih Demirhal ihtimali var. Hakim Ziyek. Arkadaşlar Hakim Ziyek için bir yoklama çektik. Yalan söylemeyeceğim. Yoklama çektik. Ancak bu yoklamayı Cengiz Ünder işini hızlandırmak için mi çektik? Başka bir şey için mi çektik bilemem ama bir yoklama çektik. Hocam olacak mı? Siz söyleyin. Bak şunu söyleyeyim. 4'e şey gitse. Unuttum. Joshua King 4'e gitse. Batshuayi 15'e gitse. Hatta 5'e King gitsin. 15'e Batshuayi gitsin. 20. Ee, Lincoln ki şu sakat haliyle de bir 5'e 10'a da o gitse. 35 diyelim. O zaman e, hakim zeki ihtimali var ama şimdi geçin. Ha şöyle biz bizim teklifimiz şuydu. Performansa dayalı. Hani maç başı gibi bir ücretle teklif ettik. Güzel bir teklif ama yok. Yine de olmaz olmaz demeyin. Kaleci transferi. <laughs> Altay Bayındır bana sorsanız asla gitmez derdim. Ama artık diyorum ki Altay gidecek. Yabancı kaleci %100 gelecek diyorum arkadaşlar. Bunu derken de şunu söyleyeyim. Altay psikolojik olarak bitti. Ha, Merih Demiral gelse. Merih 1, Cengiz 2, Ferdi 3 bitti. O zaman yabancı kaleci hani dehşetül vahşet olur. Doğru mu? Ama şimdiki halimizde biraz zor. Sevgili arkadaşlar size bir soru soracağım ama bana doğru cevap verin. Sizce Galatasaray, Beşiktaş'ın falan puan kaybettiği maçların ardından canlı yayın açalım mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza yeni abone olan arkadaşlar 34.600 ama 34.700 olmak üzereydi. Yeni aboneler hep hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Olabildiğince video izleyip beni tanımaya çalışın. Beğeni atmayı lütfen ihmal etmeyin. Videoyu açar açmaz beğenin. Emin olun her videomuzu beğenirsiniz. İçerik ben de sizler gibi bir taraftarım. Sizlerin beğeneceği içerikleri üretmeye çalışıyorum. Bilginiz olsun. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu kanaldasınız. Bizlerlesiniz. Görüşmek üzere dostlar.